malzemelerimi çıkardım. Güzel bir kısır yapacağım yumurtalı. Burada bulgurumu ısladım. Kabardı. Maydanozumu yıkadım. Soğanlarımı yıkadım. Yumurta pişireceğim iki tane yağda. Baharatlarım pul biber, karabiber, tuz ve biber salçası koyacağım. Domates varsa domates kullanın. Ben de domates salçası olmadığı için şu an elimde yok, evimde. Ben biber salçası kullanıyorum. Böyle yağımı şöyle güzel erisin. Yumurtalarımı kıracağım. Burada da maydanozlarımı, soğanlarımı doğramaya başlıyorum. Yıkamıştım ister gibi. İkisini birden çıkarıyorum aradan. Hem yumurtası pişiyor. Çayım da ocakta. Daha demlemedim. Suyu kaynıyor. Kısırımın yanına güzel de bir çay. Gece canı acıkanlara, canı çekenlere. Ben bu gece kuru fasulye pilav yaptım. Ama kendi canım istemediği için yemedim. Böyle güzel bir kısır istedi canım. Ben de kısır yapıyorum. Bol acılı, enfes lezzetli. Yanına da çayımı demliyorum. Yumurtalarını kırabilirim. Hayır da şöyle bol yağ olacak. Yumurtalarımı kırdım. Şöyle güzelce pişiriyorum. Bol yağda. Yumurtalarım pişiyor. Ben yeşilliklerimi doğramaya başlayabilirim. Maydanozlarımı doğramaya başladım. Şimdi de tahtamı aldım. Yumurtam da bir taraftan pişiyor. Bir taraftan da maydanozlarımı doğruyor. Evet, yumurtam da bayağı pişti. Bir taraftan maydanozlarımı doğruyorum. Bir taraftan da yumurtamı pişiriyorum. Yumurtam pişti. Ocağı kapatıyorum. Ben yeşilliklerimi doğramaya devam ediyorum. Maydanozlarımı doğradım. Yumurtalarım da pişti. Soğanlarımı doğruyorum. Bol acılı güzel bir kısır yapalım ekşiliğe. Evet, soğanlarımız da doğrandı. Onları da şöyle bir kaba koyuyorum. Çiğ köftemin tüm hazırlıkları bitti. Yapımına geçiyorum. Böyle yumurtam var. Onu döküyorum. Şöyle bol yağda pişirdim. Ve salça veriyorum.
Karabiberini veriyorum. Karabiberini veriyorum. Tuzunu veriyorum. Şöyle bir kaşık pul biberi veriyorum. Daha sonra acı oranına göre ekleyebilirim. Yeşilliklerimi son katacağım. En son. Yumurta sıcak olduğu için baştan şöyle bir kaşıkla karıştıralım. Daha salça ekleyebilirim. Bakacağım kıvamına. Biraz sıcaklığı gidene kadar kaşıkla karıştıralım. Daha sonra yoğuracağız güzelce. Kısırımı şöyle bir güzel yoğuruyorum. Her zamanki gibi ellerimiz yıkandı tertemiz. Öyle. Limonum var. Katılacak. Yeşilliklerden sonra limonunu da sıkıp vereceğim. Salçası asla ekleyeceğim salça. Burada ışıktan da beyaz duruyor. Pul biber bayağı bir acı. Elimi yaktı. Çiğ köftenin bir benzeri. Çiğ köftede bu daha çok ovuluyor. Kısırda fazla olmuyoruz. Malzemeler karışana kadar. Yumurtalar içinde eriyene kadar oluyoruz. Çayımı da demledim. Eski bir yanına. Ve saat 11. Ben kısır yapıyorum. Çayla şöyle mis gibi. Evet, kısırım güzelce bir yoğurdum. Soğanlarını veriyorum. Ve maydanozunu veriyorum. Yeşillikleriyle de bir güzel karıştırıyorum. Şöyle biraz yeşillikleri de karışsın. İçinde kaybolmasını istemiyorum yeşilliklerimi. Elimi bir zorlayayım. Limonunu vereceğim. Limon tane alayım. Limonumu da sıkacağım. Kısırım olmuştur. Yumurtalı kısırım oldu. Limonlarını sıkıyorum. Enfes lezzetli, bol acılı, ekşili. Yanına da mis gibi çay demledim. Limonunu da veriyorum. Şöyle
Böyle karıştırıyorum. Evet. Yumurtalı kısırım olmuştur. Servisini yapıyorum. Kısırım oldu. Servisini yapıyorum. Ortalığı toparladım. Gördüğünüz gibi çayımı da bardağıma hazırladım. Tavamı da yıkadım. O makineye konmuyor. Alüminyum tava. Koyduğum zaman kararma yapıyor. Elde yıkıyorum onu. Titizle, temizle. Çok dikkat ederim. Ve servisimi yapmakla başlıyorum. Servisini yapıyorum. Şöyle kapatmak istiyorum. Pilav gibi. Koyalım. Kısırımı da kapatıyorum. Tabağımı da böyle yapıyorum. Ters çeviriyorum. Çayımı dolduruyorum. Kısırımın yanına güzel bir çay yaptım. Mis gibi. Evet, harika. Şimdi bu kadar yeter. Çok da demli koymayalım gece. Çayın güzelliğine bakın. Evet. Çayım oldu. Kısırım da oldu. Kısırım oldu. Servisini de yaptım. Yanına da şöyle harika bir çay demledim. Enfes lezzetli kısırım. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.